Asalım şunları. Kızım şu çamaşırları asıvereyim balkona be. Ya hayır anne, buraya asma. Daire 5'ten Sarkan 90'lar yapıyor. Başka bir yer as. Dans ediyorum ben. Allah Allah. İyi, arka balkona asayım o zaman. Oğlum çekil de şu çamaşırları asıvereyim köşeye hadi. Hayır anne, buraya asma ya. Daire için performansını dinliyorum. Zaten küçücük balkon. Dans edemem. Başka yere as. Allah Allah. Nereye asacağım ben bu çamaşırları ya? Burası olmaz. Yönetici saz çalıyor. Onu dinliyoruz. Bu ne ya? Her odada farklı müzik türü festival gibi. Al bu afişten bak. Rapçilerin orası müsaittir. Orada yer bulursun. Onlar kafa sallar sadece. Oğlum şuraya çamaşır asayım. Engellemez değil mi seni? Olmaz anne. Babaannem orada breakdance yapıyor. Sıkır sıkır. Yani güzel kız baba. Başımıza iş getirme de. Anne sarışın. Ben sana ne oldu? Sabah sabah ne günaydın amına. Aynı be Faruk, ne yapalım. Aykut sen ne yapıyorsun? Aykut? Aykut abiye ne oldu? Efendim? Eskiden diyorum abi diyordun, ona ne oldu? Abi 18 olduk artık. Bak şimdi sen benim gözümden yere acil bir iniş yaptın. Şimdi sen 16 yaşındayken biz kaçtık? 23. Şimdi sen 18 oldun. Biz kaçız? 25. Arada bir değişim görebiliyor musun? Göremiyorum abi. Ama ne hikmetse ben çok görüyorum. Doğru Aykut abi. Sen nasılsın? İyi be kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ya kapat şunu. Ergen şeyler dinleme oğlum ya. Karışma kardeşine. Sen onun yaşında neler dinliyordun bilmiyor musun? Ya baba ben ergen şarkılarımı dinliyordum ya. Tamam baba. Kısıyorum sesini tamam. Kargonuz geldi. Bir imza alayım. Bak, onu şimdi aldım. Kapıyı çekme lan. Dükkan kapısı, kal şunu. Bence fotoğrafçılıkta önemli olan açı. Evet. Siz de ne derler ona? Bazı pozlar sürrealist olmalı mesela. Lan yavaş, kamerayı kıracağım. Hadi bakalım, siliyoruz o gözyaşlarını. Ağlama, vücudun gelişiyor. Olacak tabii böyle şeyler. Genç kız oluyorsun, genç kız. İşler nasıl işler? Anlamadım baba. Gamışa diyorum, su yürüyor mu? Ne gamışı baba? Kamyonu diyorum, kamyonu deviriyor mu hiç? Baba valla. Sektörle. Allah'ım anne, halı saha ayakkabılarım nerede? Ay buldum. Ay leş gibi al şunları ya. Yok sıktı anne, 38 var mı bunun? Onun 38'in siyahı var. Yok gri olması lazım, siyah olmaz. O zaman sen 5 dakika bekle, ben killere bakıp geleyim. Pişmanım peder. Tanrı bütün günahları bağışlar. Kur'an çantın bir daha yapmayacağım. Ben de Allah. Bir salağa uymayacağım. Baba. Oğlum şu kumandayı versene ya. Lütfen hatta kalınız. Alo. Alo. Bu ne ya? Eline sağlık Fikriye teyze. Afiyet olsun. Kütahya'ya gelirseniz eğer gözleme ve tosunun böreğini mutlaka denemeniz lazım. Gelsinler. Kestik. Aşkın çok yağlı, ben yiyemem bunları. Kızım niye yaptırdın bu kadar şey, yemeyeceksek o zaman atılmaz. Kimsenin evine gitme. Paran bitti mi söyle, bize baban göndersin. Of anne. Kendini kullandırtma kimseye. Ben seni hep ararım zaten. Alo, param bitti baba, zırt pırt gönderemem ben. Merak etme baba. Valla ne bok yersen ye, 4 senede bitir de 5. sene para gönderme. Almaz mısınız beyler? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bana para ver, bana para ver. Siz ne yaptınız? Dur bir sakin ol, bir sakin. Elimizdeki tek erzak La Casa de Papel'in son sezonuydu ve siz onu bir geçinde bitirdiniz. Günde
25 dakika izleyerek de en fazla Haziran'ın başını görebiliriz. En azından Haziran'ın başına kadar izleyecek bir şey vardı. Şimdi ne izleyeceğiz? Ve daha karantinanın ne zaman biteceği belli değil. Dediğin gibi karantinanın ne zaman biteceği belli değil. O yüzden hayatta kalmak için... Hayır. Ölüleri yememiz gerek. Bu iğrenç bir şey. Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra Insta Story izlemeye başlayacağız ve sonumuz... Zeynep gibi olur. Arkadaşlar karantina devrinde ekmek çekerken magic nasıl yapılır onu göstereceğim. Tadını şey gibi düşün. Hadi aç artık şunu. Güzel he tadı. Anne baba ben işe gidiyorum. Çocuklar size emanet. Tamam. Tamam sen git oğlum işine. Biz oynarız onlarla. Git Allah işin gücün rast gitsin. Çocuklar ben işe gidiyorum. Bak size de sokağa çıkma yasağı geldi. Sakın çıkmayın dışarı. Dedenizi babaannenizi de üzmeyin. Tamam mı? Tamam baba. Hadi. Baba anne televizyon izleyebilir miyim? What the fuck man? What the fuck? Hey, slow down. Easy man, easy. Odana dön lan. Little shit. Chill man, salonun sizin bölgenizde olduğunu bilmiyorduk. Come on. O zaman öğret kuralları. Oh really? Daha 5 yaşında adamım. Fuck you. Yürü sen de var. Çidikli batı yakası. Abi niye dedem ne babaannem bana silah çekti ne aldığım gibi? Çünkü onlardan birine virüs bulaştırıp öldürdüğümüzü düşünüyorlar. Kimi öldürmüşüz? Tuba halanın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. O yüzden al bunu. Evde boş gezme. İçi var, uğursuz var. Ne olur ne olmaz. Bu karantina olayı kötü oldu baba ya. Nesi kötü olmuş ya? Ne güzel. Ailece evde vakit geçireceğiz. Evet, ne güzel. Ailece hep beraber vakit geçireceğiz. Şahane olacak. Günaydın. Sen niye her sabah günaydın diyorsun oğlum? Kötü bir şey mi diyeceksin? Akşama ne yapayım? Ne istiyorsan yaparım. İstemiyorsan kapat televizyonu. Açmadım ki televizyonu. O zaman önce aç sonra kapat. Öğlen ne yiyelim? Dik dur kamburun çıkacak. Ne akşam yapayım? Biraz kitap oku. Sunny side up yapayım mı? Boş boş durma. Oradan kalk orayı süpüreyim ben oğlum hadi. Oraya oturma orayı süpüreceğim oğlum. Neredesin? Canını çok yakmayacağım oğlum. Sadece o taboka söyleneceğim. Hadi neredesin oğlum? Orayı süpürmem gerek. Neredesin? Süpürmeye geliyorum. Valiz saklanılacak yer mi? Bağırırım bütün apartmanı toplarım buraya. Sadece süpüreceğim. Var ya markette bir sıra baba var. Baba bana cips aldın mı? Aldım oğlum aldım. Anne seni tatlandırıcıyla buldum. Hay yaşa oğlum biz çıkı balabiliyoruz biz yengeyim. Benim Nasır çorabını bulabildin mi? Aldım baba poşette. Abin gelmedi değil mi de? Bak sokağa çıkmaya savaştık daha eve gelmedi çocuk. Geldim baba geldim. Herhangi bir ilaç geliştirilmiş değil ama tabi denenen ilaçlar bazı... Evet, abi nasıl sıçıyorsunuz birader valla? Kadınım! Vicdansız sürtük! Şşşt! Ver lan umanlığı ver. Oğlum haberleri izliyordum da sonra şey yapsam... Lan iki gün karantina yapıyorsun çıkınca gazete alırsın. Dede gel inek Şaban izleyek ye! Hapalı! Buzdolabından bir buz alacaktım ama gel kardeşim sen. Beyler! Gece kim boyadı bu arkadaşınızın suratını? Ortanım uzun dönemler yapıyor sen de biliyorsun her hafta sonu aynı şey tamam, ya. Tamam kardeşim sen ağlama hadi yüzünü yıka git arkadaşlarım ya. Çıkmıyor ki ne yapacağım ben bunu? Çavuşum her boku da uzun dönemlerden biliyorlar ha. Oğlum şu maskeleri düzgün takın bak hastayım ben geziyor çarjınızı kilitleyecek. Bak mağazaya gittiğimizde evde ne anlaştıysak onu alacaksın tamam mı? Evet söz abi sözümde durmam gerek çünkü sözünde durmazsa yalancı biri evet. Olur. Evet. Cevap yalancının mumu yasaya kadar. Aferin doğru. Nasıl olsa yalancıyı ne? Sevmez kimse yani yalancılar. Hadi gidelim. Mağazanıza hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Bizim çocuğu zahmet etmeyin Ercan Bey. Beyefendiyle ben ilgilenirim. Buyurun ürüne getirin. Ne oluyor lan? Evet evde anlaştığımız ürün budur. Fakat beni dükkana girdiğiniz andan itibaren parlaklığı ve cazibesiyle baştan çıkartan bu ürünü almak istiyorum. Ama oğlum evde öyle anlaşmadık. Bunu yani. Bir tamam olarak kabul ediyorum. Çünkü kimse kendi çocuğunu bir teknoloji mağazasının zemininde salya sümük ağlayarak görmek istemez. O yüzden hemen bunun yanında almamız gereken diğer donanımlara geçiyorum. 1 terabayt tarihli disket.